Arkadaşlar merhabalar, ben Nazlı Hoca. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili uygulama videosu çekeceğim. Evet, seçtiğim sözcüklerin tamamı çok önemli. Hepsi geçmiş yıllarda ÖSYM merkezli sınavlarda çıkmış. Sizler de kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. 53 cümle yazdım sizler için ve bu cümlelerde geçen yazım kusurlarını sizler için açıklamaya çalışacağım. O halde vakit kaybetmeden başlayalım. Evet. Birinci cümlemiz, söylediklerinin doğruluğunu kanıtlayamadı. Şimdi arkadaşlar, burada Leyla olunca kanıtlayamadı şeklinde olması gerekiyor. Kanıtlayamadı değil de kanıtlayamadı. Burada sanki daralma varmış gibi göstermeye çalışmış ama daralmanın olabilmesi için biliyorsunuz ki your ekinin olması gerekiyor. Burada da öyle bir şey yok. Kanıtlayamadı şeklinde olmalıydı. İkinci cümleye bakıyoruz. Dünya ışığını güneşten alır. Evet, burada çok güzel kesme işaretiyle ayırmış eki getirirken ancak biliyorsunuz ki işte ay, dünya, güneş gibi sözcükler terim anlamda yani coğrafi terim olarak kullanıldıkları zaman kesinlikle büyük harfle başlar. Güneşten şeklinde olması gerekiyordu. İç Anadolu insanının bir özelliği de konukseverliğidir. Buradaki D daha bağlaçtır ve ayrı yazılır. Çok güzel. Onlar da ayrı yazmışlar zaten. Konukseverlilik arkadaşlar. Biliyorsunuz ki severleri ayırmayın diye bir şey var değil mi? Ben de her zaman söylüyorum. Severleri ayırmayın. Konuksever bitişik yazılır arkadaşlar. Tamam mı? Bitişik. Karadeniz'in doğusunda yağış bekleniyor derken yön bildiren sözcükler işte doğu, batı, kuzey, güney gibi sözcükler. Özel ismin önüne gelirse büyük yazılır. Özel ismin arkasından gelirse küçük yazılır. Yani benim bunu doğusunda şeklinde yazmam gerekiyor değil mi? Karadeniz'in doğusu. Büyük yazılmasına gerek yok. Çünkü neden? Özel ismin arkasından gelmiş. Doğunun en gelişmiş şehri Erzurum'dur. Doğu doğru yazıldı. Kesme geldi. Ek alırken Erzurum bir şehir ismi olduğu için arkadaşlar kesinlikle büyük yazılması gerekiyor ve burada olduğu gibi kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalı. Mustafa Kemal Paşa döneminin en önemli ismidir derken arkadaşlar biliyorsunuz ki özel isimlerle beraber kullanılan sanlar, rütbeler, meslekler, saygı sözleri, unvanlar büyük harfle yazılır. Yani şuradaki Paşa'nın P'sinin büyük olması gerekiyordu. Ne arayan var ne soran tıpkı birinci cümlede olduğu gibi burada bir daralma görmekteyim ama yanlış bir daralma olmuş. Ne arayan var ne soran şeklinde olması gerekiyordu. Devam edelim 8. cümlemizle. Yağmur yağdı mı güzelleşir insanlar. Evet, şuradaki mami arkadaşlar pekiştirme anlamı katmış. Hatta şöyle söyleyelim ince ince zarf fiil iki yerine kullanıldı. Ve biliyorsunuz ki mami edatı pekiştirme anlamı katsa da soru anlamı katsa da her zaman ayrı yazılır. Dolayısıyla burada da ayrı yazılması gerekiyordu. İlla ki birileri Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacak. Boğaziçi Üniversitesi gayet düzgün yazılmış arkadaşlar. Burada sizi tabii ki faka düşürmek istedim. Çünkü biliyorsunuz ki kurum ve kuruluşlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor. Çok güzel. Ama şuradaki illa ki sözcüğüne bir bakar mısınız? Hani vardır ya bazı böyle kalıplaşan ki'ler. İşte onlardan bir tanesi sanki, onlardan bir tanesi oysa ki, halbuki değil mi? Sonra illaki, sonra çünkü, meğer ki, madem ki şeklinde devam eder. Bunlar kalıplaşan kiler olduğu için bitişik yazılır. İllaki sözcüğü de bunlardan bir tanesidir ve bitişik yazılması gerekiyor. Devam. Bir seni, bir de gözlerini severim derken arkadaşlar, buradaki D da bağlaç olan D da'dır ve biliyorum ki bağlaçlar ayrı yazılır. Nasıl anlıyorduk? Hocam cümleden çıkarat ve cümleyi oku. Cümlenin anlam bütünlüğünün bozulmaması gerekiyor. Bir seni, bir gözlerini severim. Herhangi bir problem yok. Dolayısıyla bu bağlaçtır ve bağlaçlar ayrı yazılır. Çünkü sözcük hükmündedir bağlaçlar. Neden beni dinlemiyorsun? Miyorsun diye bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Buradaki mema olumsuzluk anlamındaki memadır. Dolayısıyla kesinlikle bitişik yazılması gerekiyor bunun da. Dinlemiyorsun. Tamamının bitişik olması lazım. Bu bitki Kuzey Afrika'da yetişir. Anlatmıştık bir önceki cümlelerde. Demiştim ki yön isimleri özel ismin önüne gelirse kesinlikle büyük başlaması lazım. Yani kuzey sözcüğü şu şekilde yazılmalı arkadaşlar. Devam. Yüksek sesle konuşmaya başladı. Bu ne ya? Konuşma diye bir şey yok.
şu şekilde olması lazım. Konuşmaya şeklinde olması gerekiyordu. Tatlı mı tatlı bir bebektir Ebrar derken arkadaşlar buradaki mı pekiştirme anlamı kattı ve demiştim ki yukarıda mı mi ister pekiştirme ister ince ince zarf fiil eki ister soru anlamı katsın kesinlikle ayrı yazılması gereken bir ektir. 17 yaşından beri ayrı yaşıyor derken arkadaşlar sayılar metin içerisinde yazıyla yazıldığında ayrı yazılır. Yani 17 şu şekilde ayrı yazılması gerekiyordu diyorum ve devam ediyorum. Evet, 16. cümleyle farz et ki Tokyo'ya gittin. Tokyo özel bir isimdir değil mi? Japonya'nın başkenti. Kendisinden sonra gelen ek kesmeyle ayrıldı. Buraya kadar problem yok. Farz et sözcüğünde de herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılacaktır. Ancak buradaki ki bağlaç olan ki olduğu için arkadaşlar kesinlikle ayrı yazılmalı diyorum. Farz et Tokyo'ya gittin. Ki'yi çıkardığımda gördüğünüz gibi cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmadı. O yüzden ayrı yazmam gerekiyor. Kavun içi elbisesiyle prensesler gibiydi derken kavun ve iç sözcükleri arkadaşlar anlamını yitirip bir renk adı olduğu için bitişik yazılmalıdır artık diyorum. Uçak saat 15.00'da kalkacak arkadaşlar eğer dakika bölümü sıfırlardan oluşuyorsa gelen ek saate göre gelmeli. Bir daha söylüyorum 15.00 20.00 diyorsa arkadaşlar oradaki 00'ları telaffuz etmeme gerek yok ve getireceğim eki de saate göre getirmem gerekiyor. Yani şu şekilde olmalıydı uçak 15'te kalkacak şeklinde olmalıydı. Önceki akşam buluştuk. Önceki akşam burada bir sıfat hükmündedir arkadaşlar. Ve hangi sorusunu soruyorum? Hangi akşam? Önceki akşam. Sıfat hükmünde olduğu için buradaki ki sıfat yapan ki'dir ve sıfat olan ki'ler de kesinlikle bitişik yazılmalı. Deneme saat 10.15'de başlayacak. Söylerken bile zorlanıyorum. Çünkü neden? 5 sözcüğünün sonu sert bir sesle bitiyor. Ve şurada gelen de, da, eki arkadaşlar ünsüz uyumuna girmesi lazım. 15'te şeklinde olmalı. Yani sayılı hali de şu şekildedir. 15'te şeklinde olması gerekiyordu. Parası yok ki size versin derken arkadaşlar. Parası yok kısmı burada başlı başına bir cümledir. Buradaki yok yüklem hükmündedir. Yüklemden sonra gelen ki bağlaçtır ve biliyorum ki bağlaç olan ki tıpkı bağlaç olan D'de olduğu gibi ayrı yazılması gerekiyor. Baş öğretmeni görmek istiyorum derken burada arkadaşlar satır sonunda biten bir sözcükten bahsetmiş ve birleşik bir sözcükten bahsetmiş. Şimdi birleşik sözcükler birinci sözcük ya da ikinci sözcük anlamını yitirdiği için bitişik yazılıyor. Ve artık tek bir sözcük hükmüne geçtiği için ekine köküne ayırırken yani hecelerken de tek bir sözcükmüş gibi hecelemem gerekiyor. Baş öğretmeni şu şekilde heceleyebilirim. Ben şeklinde hecelemem gerekiyor. Dolayısıyla baş ve öğretmen olmaktan çıkmış, baş öğretmen olmuş. Benim bunu buradan ayırma gibi bir hakkım yok. Dediğim gibi şu şekilde ayırmam lazım. Satır sonunda da buna göre ekine köküne ayırmam gerekiyor, hecelemem gerekiyor. Devam. Evet, şimdi gene satır sonunda biten özel isimlerle ilgili bir notumuz var. Nokta nokta İstanbul'a yerleşili yılları oldu. Şimdi Türkçe'de sadece belli durumlarda iki tane noktalama işareti yan yana gelebilir. Onun dışında yan yana gelemez. Burada da kısa çizgi ve kesme işareti yan yana gelmiş arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış. Eğer siz satır sonunda özel ismi bırakıp aşağıya eki yazmak istiyorsanız kesinlikle sadece kesme getirmeniz yeterli. Kısa çizgiye ihtiyaç duymamalıyız. Tamam mı? Yani şu şekilde olması gerekiyor. Buraya İstanbul'u yazdınız ve ek sığmadı. Bir kesme getirip aşağıya İstanbul'a şeklinde devam etmemiz gerekiyor. Tamam. Aynı şey 24. madde için de geçerli. Nokta nokta Malatya'ya gitti. Buraya kısa çizgi değil de ne gelmesi lazım? Kesme işareti gelmesi gerekiyor. Tiyatroya yalnız gitti. Yalnız diye bir şey yok sevgili arkadaşlar. Yalından geliyor. Yalın. Dolayısıyla yalnız olacak. Tamam. Her şeyi bir kenara bırak dedi.
Şey sözcüğü her zaman ayrı yazılır biliyorsunuz. Dolayısıyla her şey şu şekilde yazılır. Ayrı olması gerekiyor. Bana çocukça sorular sorma. Çocuk sözcüğüne bakıyorsunuz. Sonu K sert sesiyle bitti arkadaşlar. Ve kendisinden sonra gelen C sertleşme kuralına girmesi lazım. Değil mi? Çocukça şeklinde olması gerekiyor. Çünkü K sesi sert bir sestir ve C sesi yumuşaktır. Buradaki sert ses, buradaki yumuşağı kendisine benzetmeli. Yani benzeşme hadisesi ya da sertleşme meydana gelmeli diyorum. Karabüğe yolunuz düşerse beklerim. Karabük şeklinde olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü özel bir isimdir. Ve özel isimlerde ne olmuyordu? Yumuşama olmuyordu diyoruz ve devam ediyoruz. Evet. 25 Mayıs 2015'te dedesini kaybetmiş. 15'te bakın çok güzel yazdı. Ancak biliyorsunuz ki ay bildiren sözcükler yazıyla yazıldığında arkadaşlar önünde ve arkasında gün ya da yıl varsa kesinlikle büyük harfle yazılmalı. Yani Mayıs şu şekilde yazılmalıydı. Masanın ki kirli görünüyor. Muhtemelen masanın örtüsünden falan bahsediyor. Dolayısıyla buradaki ki ilgi zamiri olan ki'dir ve ilgi zamiri olan ki her zaman bitişik yazılır. Şöyle düşünün. Masanın ki şeklinde olması gerekiyordu. Çünkü buradaki ki bir ismin yerini tuttu. Yağmurun yağacağını his etmişti. Bazı sözcükler arkadaşlar Arapça ve Farsçadan özellikle dilimize giren tek heceli sözcükler etmek ve olmak birleşik fiiliyle birleştiğinde bitişik yazılıyor. Yani şöyle bir araya ünsüz gelmeliydi. Hissetmek ünsüz türemesi olduğu için bitişik yazılmalıydı. Güpegündüz insanların içinde soygun oldu. Güpegündüz arkadaşlar pekiştirmeli bir sözcüktür ve pekiştirmeli sözcükler de bitişik yazılır diyoruz. Tamam, devam. ABD en çok sosyal sorunu olan ülkelerden biri. ABD arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ni kastediyor. Biliyorsunuz ki özel isimlerde kısaltma olduğunda her sözcüğün ilk harfi alınır ve bunlar büyük yazılır. Tamam. Akşam üzeri bir çay içtik arkadaşlar. Üzeri, üst ve alt sözcükleri somut olarak bir yer bildirmedikleri zaman kesinlikle bitişik yazılması gerekiyor. Yani şu şekilde olmalı. Akşam üzeri şeklinde olmalı. Tamam? Çünkü somut olarak akşamın üzerinden falan bahsetmiyor. Soyut anlamda kullanıldığı için bitişik yazılmalı. Başhemşire hastanın taburcu olacağını söyledi. Baş sözcü arkadaşlar başa gelince ikilemeler dışında her zaman bitişik yazılır. İşte baş hemşire, baş doktor, baş öğretmen, baş aktör, baş yapıt, baş eser gibi sözcükler bitişik yazılmalı diyoruz. Nihayet evin yolunu bulabildi. Bulabilmek arkadaşlar yeterlilik fiilidir. Yeterlilik fiili kurallı birleşik fiildir arkadaşlar ve kurallı birleşik fiillerde kesinlikle bitişik yazılmalı diyorum. Yani bulabilmek bitişik şekilde yazılmalıydı. Devam. Hukukun üstünlüğünü savunmalıyız. Üstünlüğü derken yumuşama olmuş. Burada bir problem yok. Hukuk sözcüğü dilimize yabancı dillerden giren bir sözcüktür arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki yabancı dillerden giren bazı sözcükler söyleyişte yumuşamaya uğrasa dahi yazarken yumuşama yapamıyoruz. Hukukun olması gerekiyordu. Hukuk sözcüğü bunlardan bir tanesi. Hukukun. Okullar Haziran'da kapanıyor. Haziran'ın H'sini burada büyük yazmama gerek yok ve buraya kesme işareti getirmeme gerek yok. Niçin arkadaşlar? Hangi Haziran olduğunu bilmiyorum. Önünde bir gün yok. İşte 25 Haziran, 22 Haziran ya da 2019 Haziran gibi bir şey olmadığı için önünde ve arkasında sayılı bir şey olmadığı için bu sıradan bir Haziran'dır ve kesinlikle küçük harfle yazılmalı diyorum. Türkçenin ses özellikleri zor bir konu derken Türkçe sözcüğüne gelen ekler arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılmıyor. Lütfen artık bununla ilgili bana soru sormayın. Ayrılmıyor arkadaşlar. Niçin? Çünkü kökü Türktür ve Türk sözcüğü Ç, Ça yapım ekini almıştır. Tamam mı? Özel bir isim yapım ekini alırsa kesmeyle ayrılmıyor ve onun üzerine gelen çekim eki de artık kesmeyle ayrılmıyor. Yani özel isimlere gelen yapım ekleri kesmeyle ayrılmıyor. Onun üzerine gelen çekim ekleri de artık kesme işaretiyle ayrılmıyor diyorum. Bu şekilde yazılması gerekiyor.
Sabah doktor Emin Bey'i bulamadım. Evet, Emin Bey saygı anlamı katan bir sözcük büyük harfle yazılmış. Bunun dışında arkadaşlar işte unvan, san, işte meslek, rütbe gibi sözcükler de büyük harfle olmalıydı. Doktorun D'sinin büyük olması gerekiyordu. Yeni açtığı dükkan iyi iş yapıyor. Söylerken dükkan dedim ama. Dükkan şeklinde olmalı sevgili arkadaşlar, değil mi? Şu şekilde dilimize giren yabancı sözcüklerdeki düzeltme işareti varlığını hala koruyor. Lütfen bana sormayın hocam, düzeltme işareti ya da sizin tabirinizle şapka kaldırıldı mı demeyin. Kaldırılmadı. Hala varlığını korumakta. Yazdığı soruları yayın evine gönderdi. Yayın ve ev arkadaşlar anlamlarını yitirdiği için kesinlikle bitişik yazılmalı. Yayın evi, öğretmen evi, basım evi, bu sözcükler, yani evle kurulan sözcükler bitişik yazılır diyoruz. Eğer anlamını yitirdiyse ev sözcüğü. Çağrılmadığı davete asla gitmez derken arkadaşlar, biliyorsunuz ki bazı sözcükler yapım eki aldıktan sonra ünlü kaybı yaşıyordu. Çağırmaktan çağrılmak şu şekilde olması lazımdı. Çağrılmadığı şeklinde olması lazımdı. Burada bir ses düşmesi, ünlü düşmesi olması gerekiyor diyeceğiz. İngiltere'li bir mimarla çalışıyordu derken arkadaşlar, İngiltere özel bir isimdir. Özel isme gelen li yapım eki kesme işaretiyle ayrılmamalı. Yani şu şekilde yazılmalıydı. İngiltere'li şeklinde olmalıydı diyorum. Devam. Evet, amcası Keçiören ilçesinde oturuyor dediğimizde arkadaşlar, İlçenin iyisinin küçük olması gerekiyor ve buraya bir kesme işareti gelmemeli. Niçin? Diyorum ki arkadaşlar, özel isme dahil olmayan ilçe, il, semt, belde, köy gibi sözcüklerin ilk harfleri kesinlikle küçük olmalı. Çünkü özel isme dahil değil hocam. Keçiören dediğinde zaten herkes buranın bir ilçe olduğunu biliyor. Sonunda doktor ünvanını aldı. Söylerken ünvan diyebilirsiniz ancak yazarken lütfen unvan demesine, yazmasına dikkat edin. Bu sırada şu olaya herkes şahitlik etmeli. Herkes böyle yazılır. Sakın ola kizeyle yazmayın. Vallahi kafanızı kırarım. Şahitlik etmeli, ayrı yazılır. Ancak sıra dışı sözcü arkadaşlar, sıra dışı belirtisiz bir isim tamlamasıdır ve kesinlikle ayrı yazılır. 01 04-2016 tarihinde Haliç'ten mezun oldu. Bu yazılış doğrudur sevgili arkadaşlar. Ay isimlerini Roman rakamıyla yazabiliyoruz. Ama Haliç'den değil. Çünkü buradaki Ç sert bir ses. Buradaki D yumuşak bir ses. Sert olan, yani daha baskın olan yumuşak sesi kendisine benzetmeli. Ve şöyle bir tablo ortaya çıkmalı. Haliç'ten şeklinde olması gerekiyordu. Kız Kulesi'ne karşı oturduk. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, kule, saray, köşk hangi bir sözcükler kesinlikle büyük harfle yazılır ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Çin'den gelen konukları vali karşıladı. Çok önemli bir cümle bu. Eğer arkadaşlar vali, kaymakam, başbakan gibi sözcükler insan ismi yerine, yani unvan olarak kullanılırsa kesinlikle büyük harfle yazılmalı. Burada vali derken bir insan ismi yerine kullanılmış. İşte şey gibi düşünün. Vali Mehmet Bey, Ali Bey şeklinde. Bu şekilde düşündüğümüzde valinin verisinin kesinlikle büyük olması gerekiyor. Durumu üst makama arz etti arkadaşlar. Arz etmek. Biliyorsunuz ki birleşik fiillerde bir ünlü kaybı ya da ünsüz türemesi olursa bitişik yazılır. Bunun dışında kesinlikle ayrı yazılmalı arz etmek. Yanılmıyorsam 2019, daha yeni 2019 TYT'de çıkan bir sözcüktü. Buraları terk edeli çok oldu. Buradaki terk etmekte de benzer bir durum söz konusu. Terk edeli şeklinde olmalıydı. Çünkü terk etmek sözcüğünde herhangi bir ünsüz türemesi ya da ünlü kaybı yaşanmamış. Bu olanları oturup seyir mi edeceğiz derken arkadaşlar, bu da 2019 yılında çıkan ya da 18 yılında çıkan bir sözcüktü. Tam hatırlayamadım şimdi. Seyir mi edeceğiz? Seyretmek normal şartlarda bitişik yazılıyor, haklısınız. Ancak araya mı soru edatı gelince kesinlikle ayrı yazılmalı. Yani seyir mi edeceğiz şeklinde olması gerekiyordu arkadaşlar. Önemli bir püf noktaydı. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur ve notlar almışsınızdır. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.